Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük küçük herkesin çok severek yiyebileceği bir karnabahar yemeği tarifi paylaşacağım. Umarım tarifi ve videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Yemeğim için bir adet orta boy karnabahar kullanıyorum. Karnabaharı öncelikle kök kısmından ayırıp sonrasında çiçeklerine bölüyorum. Çiçeklerine ayırmış olduğum karnabaharı derin bir kaseye alıyorum ve üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra yaklaşık yarım çay bardağı kadar da sirke ilave edip bir saat boyunca karnabaharları bu şekilde bekletiyorum. Bir saat sonrasında karnabaharları birkaç defa iyice yıkadıktan sonra buharda haşlama işlemine geçiyorum. Buharda haşlama tenceresi olmayanlar için böyle eski bir tencerenin dibine biraz su alıp İçerisine uygun bir süzgeci oturttuktan sonra üstüne karnabaharları ilave ediyorum. Lütfen süzgecin üzerine suyun geçmemesine dikkat edin. Karnabaharları süzgece doldurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp orta hararette küçük bir ocakta yaklaşık yarım saat kadar kaynatıyorum. Yarım saat bu şekilde piştikten sonra karnabaharlar istediğim yumuşaklığa gelmişti. Artık karnabaharları tencerenin içerisinden alıyorum ve pişirme yapacağım tepsinin içerisine döküyorum. Üzerinin o nefis sebzeli ve kıymalı harcını hazırlamaya geldi sıra. Tavanın içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilavesi yapıyorum. Bir yemekten artan yaklaşık 120 gram civarı kıymam vardı. Onu da tavaya ilave ediyorum ve kaşığın arka yüzüyle eze eze, topak kalmayacak şekilde rengi dönene kadar kıymayı karıştırıyorum. Lütfen kıymanızın rengi dönene kadar, tek tek ayrılana kadar kaşığın arka yüzüyle ezerek renginin dönmesini ihmal etmeyin yoksa büyük büyük topak topak kalacaktır kıymalarınız. Kıymaların rengi döndü hafifte suydu saldı şimdi kapağı kapatıyorum. Kısık hararette hafif suyunu çekene kadar Yani yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. 5 dakikanın sonunda suyunu çeken kıymaların içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Ben tereyağını lezzetini arttırması açısından ilave ettim. Sizler dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Tereyağını ilave ettikten sonra bir adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayıp içerisine ilave ediyorum. Soğan 5 dakika boyunca rengini kaybedip Kokusunu çıkaran kadar bu şekilde kıyma ile pişerken ben de hızlıca diğer sebzeleri doğramaya başlıyorum. 5 dakikanın sonunda soğanın gördüğünüz gibi rengi değişti, formunu kaybetti ve kokusu da gitti. Hemen içerisine 2 adet minik minik doğramış olduğum kapya biberi ilave ediyorum. Sizler içerisindeki malzeme sayısını ve miktarını hatta çeşitini bile değiştirebilirsiniz. Ben evde olan sebzeleri kullandım. 2 diş de rendelenmiş sarımsak ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ve biraz kapya biberlerin yumuşamasını bekliyorum. 5 dakikanın sonunda yine bir 5 dakikada kapya biberi diğer malzemelerle kavurduktan sonra içerisine 2 adet küçük boy rendelenmiş havuç ilavesi yapıyorum. Havuç gerçekten karnabahara çok yakışıyor. Özellikle bu yemekte havucu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Havuçların da 3-4 dakika boyunca yumuşayıp rengini salmasını bekliyoruz. Kapağını kapatıp 3-4 dakika pişirdikten sonra artık içerisine salçayı ilave edebiliriz. Benim tavam küçük geldiği için tava değişikliği yaptım. Hemen içerisine gördüğünüz gibi havuç rengini kaybetmiş. 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımından ilave ediyorum. Kaşık yardımıyla salçanın dağılmasını sağlıyorum. Ben kendi yaptığım salçayı kullandığım için fazla kavurmayacağım. Sizler hazır salça kullanacaksanız mutlaka 3 dakika kadar salçanızı kavurun yoksa midenizde yanma yapacaktır. Son olarak damak tadıma göre 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı tuz. Ve bir çay bardağı sıcak su ilavesi yapıyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için tuzu fazla ilave etmedim. İçerisine sevdiğiniz baharatları ilave ederek iç harcınızı yani üzerinin sosunu dilediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Kıymalı harca suyu ilave ettikten sonra biraz kaynadığı zaman altını kapatıyorum. Bir müddet de fırında pişecek çünkü. Şimdi hazırlamış olduğum kıymalı ve sebzeli harcı karnabaharların üzerine eşit oranda gezirerek döküyorum. Son olarak spatula yardımıyla her yere eşit miktarda yaydıktan sonra artık beşamel sosu hazırlamaya başlıyorum. Beşamel sos için bir tavanın içerisine 3 dolu yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Ve altını orta hararette açtıktan sonra sürekli karıştırarak renginin dönmesini sağlıyorum. Unu kavururken lütfen sürekli olarak karıştırmaya dikkat edin. Yoksa ununuz yanar. Şimdi 2-3 dakika sonra gördüğünüz üzere unun rengi değişti. Şimdi içerisine bir tepeleme yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapıyorum. Ocağın altının kısık olmasına da lütfen dikkat edin. Tereyağını ilave ettikten sonra un tamamen kendini salana kadar topak hali kalmayana kadar kavuruyorum. Bu da yaklaşık 2 dakika kadar sürüyor. Kavurma işlemini yaparken lütfen sürekli olarak karıştırınız. Evet un yeteri miktarda kavruldu gördüğünüz gibi topak hali yok. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve içerisine 3 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Sütü ilave ederken ara ara da karıştıralım ve bu karıştırma işlemini topak kalmayana kadar devam ettirelim. Topak kalmadığı zaman ocağın altını artık açabiliriz. Yine kısık hararette sürekli karıştırarak beşamel sosumuz Kıvam alana kadar bu işlemi devam ettirelim. Beşamel sos henüz koyulaşmamışken Çay kaşığının ucuyla olacak şekilde karabiber çektiriyorum içerisinde sizler Dilerseniz yarım çay kaşığı kadar da çektirebilirsiniz Hemen içerisine bir buçuk Çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum tuz miktarını Tabii ki damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet beşamel sos hızlıca kıvam almaya başladı. Beni istediğim kıvamdan bir tık koyu oldu. Normal yemekler için gayet iyi bir kıvam. Lakin bize akışkan bir kıvam lazım olduğu için yarım su bardağından bir parmak fazla olacak şekilde tekrar süt ilavesi yapıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra beşamel sosu istediğim kıvama getiriyorum. Sakın panik yapmayın böyle bir durumda. Süt ilavesi yapıp sürekli karıştırmanız beşamel sosunuza istediğiniz kıvamı verecektir. İstediğim akışkanlığa gelen beşamel sosu artık tepsiye dökebilirim. Her yere eşit oranda gelecek şekilde kaşık yardımıyla beşamel sosu tepsiye döküyorum. Evet bu işlemleri yaparken fırını 180 dereceye ayarladım fanlı çalışır şekilde ısınmaya başladı fırın öncesinde fırını ısıtmakta fayda var. Şimdi iyice beşamel sosu da yaydıktan sonra yağlı kağıdı musluk altında iyice ıslatıp buruşturduktan sonra tepsinin üzerine yayıyorum. Bu işlem bütün malzemelerin birbirine iyice tat olarak geçmesini ve beşamel sosunda tamamen bütün malzemelerin üzerine oturmasını sağlayacak. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi ısınmış fırına tepsiyi yolluyorum ve yaklaşık 15 dakika sonra tepsiyi fırından geri çıkartıyorum. 15 dakikanın sonunda artık lezzetlerinin birbirine geçtiğini düşündüğüm için tepsiyi fırından çıkartıyorum. Yağlı kağıdı üzerinden aldıktan sonra kaşar peyniri dökerek tekrar fırına yemeği transfer ediyorum. çok az da olsa mutlaka kaşar peyniri kullanmaya özen gösterin ki beşamel sosun lezzeti tamamlansın. Şimdi kaşar peynirini de döktükten sonra artık fırına yaklaşık 15 dakika üstü kızarana kadar pişmeye yolluyorum. Evet 15 dakikanın sonunda karnabahar yemeğimiz oldukça güzel bir görüntüyle bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten nar gibi kızardı deyimine uygun bir görüntüsü var. Şimdi yemeğimi fırından alıyorum ve biraz sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Üzerine bir miktar maydanoz döktükten sonra dilimleyerek servis ediyorum. Evet yemeğimiz tamamen pişti. Karnabaharları buharda pişirdiğimiz halde bir tık çiğ bıraktığım halde tabii ki tepsinin içerisinde iyice pişmiş ve suyunu yemeğe salmıştı. Şimdi Yemeği tabağa alıyorum ve sizlerle birlikte karnabaharın pişmişliğini kontrol ediyorum. Büyük, küçük, genç, yaşlı gerçekten karnabahar yemeyen herkese bu tarifle yedirebileceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben başardım. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.